Ünlü gazeteci Hakan Çelik Web Tarım TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gazeteci, radyo ve televizyon program yapımcısı, yorumcusu, Doğan TV ve Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik'ten samimi açıklamalar. Web Tarım TV'den Canan Yalçınsever ve Ercan Aksoy'un sorularını yanıtlayan Hakan Çelik, iş ve özel yaşamına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, hali hazırda birçok projeyi yürütüyor olsa da kendisini hala muhabir olarak hissettiğini belirtti. Hakan Çelik, yıllardır sürdürdüğü hafta sonu programından da bahsetti. Benim CNN Türk'te iyi takip eden, evet, iyi izlenen bir programım var. O ilk öyle başladı affedersiniz değil mi? Yani bu televizyon kurulduğundan beri Sayın Mehdi Eker'le de, şimdiki Tarım Bakanımızla da, Sayın Ahmet Fakır Baba'yla da, Eşref Fakır Baba'yla da programlar yaptık. Ve ilginç programlar, çok ses getiren programlar oldu. Sadece ama siyasetçilerle değil, başka profiller insanlarla da bir arada bulundu. Mesleği gereği yıllardır siyaset, ekonomi, adalet gibi birbirinden yoğun ve stres dolu alanla iç içe olan usta gazeteci, bu yoğun tempoya karşı nasıl bir yaşam felsefesi oluşturduğunu anlattı. İletişim dilimiz ve üslubumuz, konu ne olursa olsun karşımızdaki insanla diyaloğumuzu, yaklaşımımızı çok etkileyen bir şey. Yani çok bazen sinirlenebilirsiniz, canınız sıkılabilir ve hiç hoşumuza gitmeyen bir durum olabilir. Ama iletişim kurmaya devam etmek istiyorsanız, yani sıkılı yumrukla el sıkışılmaz diye bir ifade vardır ya, evet, karşınızdakiyle diyaloğa önem veriyorsanız eğer ve insanların sizi takip etmesini, izlemesini istiyorsanız makul bir dille iletişim sürdürmeniz lazım. Çelik, İletişim Fakültesi öğrencileri ve gazetecilik hayali olan gençlere de tavsiyelerde bulundu. Gazetecilik, televizyonculuk ve medya alanında çalışmak istiyorlarsa mutlaka gidip gazetecilik bölümlerinden mezun olmaları gerekmiyor. Çünkü benim gördüğüm o üniversitelerin, o fakültelerin ilgili bölümlerinde bir kadro şişmesi ve çok büyük bir ilgi var. Fakat yani o bölümlerden mezun olan bütün arkadaşlar buralarda istihdam edilemiyorlar maalesef. Ben diyorum ki o yüzden gidin hukuk okuyun, işletme okuyun, su ürünleri okuyun, kimya okuyun, mühendislik okuyun. Ama yine gazetecilik yapabilirsiniz, medyada yer bulabilirsiniz. Yani mutlaka medyaya gelmek isteyenlerin illa belli bir bölümde okumaları gerekmiyor yani. Hakan Çelik röportajının tamamını tarimtv.gov.tr adresinden seyredebilirsiniz.